Aladağ'da dağların ortasında köyler var. Gerçekten doğudaki köylerden bile çok daha fakir köyler. Ve oradan çocukları tek tek topluyorlar. Hatta sosyal hizmetler müdürünün karısı, ben orada öğretmenim, İşte merak etmeyin, çocuğunuz bana emanet şeklinde çocukların ailelerini ikna etmiş. Ama süreç içerisinde çocuklara gece 11'lere kadar bulaşık katılıp oralarda hizmetçi gibi davranılmış. O çocuklar artık yurtlardan kaçmış. Mesela bir anne dinledik, ağlayarak anlattı kadın. 7 gün boyunca kendi öz çocuğunu ahırda saklamış. Çocuk yurttan kaçıyor. Sonra o çocuk yanarak can verdi. Çocuk yurttan kaçıyor, ben gitmek istemiyorum anne diyor. Ama o çocuğu zorla geliyor yurt müdürleri, zorla alıp götürüyorlar. Devletin yurdunda niye kalmıyorlar? Efendim, devletin yurdu deprem gerekçesiyle orada kalmaya uygun değilmiş. Onun için eğer merkeze giderlerse 10 lira dolmuş parası. Çocuğunuzu görmeye, bakın, bir müdür bir aileyi nasıl kandırıyor? Bu aileleri, 11 çocuk orada yanarak öldü. 10 çocuk, bir de yanındaki gözetmen öğretmen, 11 11. çocuk yandı, Bir de gözetmen görevli öğretmen, 12. 12 kişi. Diyor ki 10 lira 10 lira vereceksin, 20 lira. Haftada 4, her hafta bir kere gitsen ayda 4 kere işte 80 lira para nasıl vereceksin? Bak, 3 liraya burada merkeze hemen gider gelirsin şeklinde, her şekliyle böyle bir insanların Yani 7 gün anne yoksulluğuna çocuğunu bu baskıyı saklıyor. almak o Tabii yüzden saklıyor. saklıyor. Tabii saklıyor. Ve ama yine de mecbur kalıyor ve gönderiyor çocuğunu ve o çocuk yanarak ölüyor. Yani şunu demek istiyorum. Evet, bir yokluk, yoksulluk var ama benim bu dediğim gibi bir bu arada tabii onu unutturmamak lazım. Hatırlayınız, sanıyorum 670 milyon liraya bir müftülük binası açılmıştı yangının olduğu günden bir gün önce. Evet. Yani bu devletin parası yok değil. Devletin Devletin parası parasının çok ama olmadığını birazdan kaynaklar. bütçeyle ilgili konuştuğumuzda da göreceğiz. Evet. Devletin parası var. Var. Ama kaynaklar Evet. ya yandaşlara aktarılıyor ya Diyanet eliyle başka amaçlarda kullanılmak üzere aktarılıyor. Ve müftülük binası açmaya parası olan devletimiz, hükümetimiz diyelim, bütçe ayıramıyor. Bilinçli olarak mı Öğrenci. ayrılmıyor bu Kesinlikle bütçe bu bilinçli olarak çocukların? ayrılıyor. Bir şey daha söylemek isterim. Biz o komisyon olarak tekrar Aladağ'a gittiğimizde ve 11 ay sonra o kadar zorlamayla gittik. 11 ay sonra gittiğimizde henüz orada 7 öğrencinin kaldığı erkek yurdunda aynı sıkıntılar vardı. Hatta plastiktendi yanan yurtta yangın kapısı. Kapısı. Burada saçtan yapmışlar ama her an parçalanabilir bir saç. Yani saç kapıyı açıyorsunuz ve 3 metre aşağı Boşluk değil mi? Evet, yuvarlanıyorsunuz. yok. Yani Yangın merdivenini sadece, evet, yapmamışlar. Anadolu'daki laf vardır. Kel kız yıkandın mı yıkandın, tarandın mı tarandın. Yani kel kız taranabilir mi? Ama bu tam olarak göstermelik. Ve her taraf yine lambiriydi, her taraf halıydı. En son AKP'li milletvekilleri bile dayanamadı ve dedi ki bizim geldiğimizi biliyorsunuz, en azından bunları sökseydiniz. Ve onlar da yine aynı vakfa ait yurttu. Zaten gömleklerinin cebine taktıkları kahverengi turuncu renk arası kalemden birbirlerini tanıyan bir tarikat olduklarını, cemaat olduklarını da orada öğrenmiş olduk. Yani bu demek oluyor ki ülkenin önemli kurumları, yani eğitim camiası bir cemaatin eline verilmiş. Daha önce Bir dikkat cemaati. FETÖ'de hepsini toplamışlardı. Şimdi FETÖ gidince onun yerine boşalan yerleri, Yeni bir anladığım kadarıyla, cemaat her oldu. birini ayrı bir cemaate dağıtarak, işte milli savunmayı başkasına, eğitimi başkasına, sağlığı başkasına şeklinde böyle bir parçalanma içine gitmişler gibi görünüyor ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Ama bizim söylediğimiz gibi bir fon hazırlansa, belki bu çocuklar da dahil olmak üzere, bu çocuklar gibi binlercesi de dahil olmak üzere Yani bu Cumhuriyet şemsiyeden Halk Partisi faydalanabilir. ailesinin içerisinde olmayan da Türkiye'deki Tabii, ama tüm ihtiyacı yoksul ve olan, ihtiyaç sahibi evet. olan Evet. herkesin Ama yararlanmasının esas alındığı bir önemi ama bir tabii ki şemsiye daha iyi olur. şart. Evet. Yani şu Aladağ'da unutmadan söyleyelim, ben sizin tekrar önerilerinize geçeceğim ama iki kişi de tahliye oldu. Onu da mutlaka söyleyelim. Sadece Orada iki çocuk mu kim ne kaldı? derse desin, ilçe Milli Eğitim Müdürü mutlak surette cezalandırılmalıydı. Herkes orada komisyon tutanakları açık. Komisyon tutanaklarını herkesin okumasını rica ediyorum. Yani biz orada her şeyi gördük ve bize anlattılar. Hatta bize sıradan bir vatandaş gibi gelip açıklama yapan kişinin aslında oradaki müdürün, sosyal hizmetler müdürünün eşi olduğu sonradan öğrendik. Yani böyle bir hala bir aymazlık içindeler ve orada kınama cezasının verilmesi o insanların, evlatlarının, canlarının hiçe sayıldığı anlamına gelir. Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz değildir, olmamalıdır. İnsanlara işte
Bir de bir tablo bize gösterdiler. O da çok can yakıcı bir şey. O zaman açıkladık, belki tekrar olacak, kusura bakmayın ama bir tablo, hangi çocuğa kaçar para verdikleri, hangi çocuğun ailesine. Bir canın bedeli kaç paradır? Evladınız ölürse kaç parayla yüreğini sor? Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir yaklaşımdır? Bunu anlamak mümkün değildir. Ama başkasının yani vatandaşın evladı ölürse bir şekilde Ensar Vakfı'nda da hatırlayınız. Evet. Tecavüze uğrayan çocukların ailelerine bizim duyduğumuz kadarıyla tabii her şeyi gizli kapaklı yapıyorlar. Onar bin lira para verdikleri ve şikayetten vazgeçirdikleri söylenmişti. Şimdi burada da aslında Aladağ'da da şöyle bir hani medyaya yansıyan ailelerin davadan geri çekildiklerini söyleyen mesajlar yansıyormuş. Fakat avukatın açıklamasında da ailelerin davadan geri çekilme gibi bir durumu yok. Bu bir algı operasyonu olarak bir açıklaması da var. Ondan not düşelim. Tabii şimdi bunlar algıyı da istedikleri gibi yönetiyorlar. Orada tabii parça parça aileler vardı. Şimdi babaların bir kısmı çocuğumuz şehit sayılsın ve bize şehit maaşı bağlansın diyordu. Ama anneler hep diyorlardı ki benim çocuğumun katilleri cezasını çeksin. Ben öleyim, yeter ki çocuğumun katili cezasını çeksin diye. Bir annenin vicdanını parayla rahatlatmanın imkansız olduğunu her anne, her kadın bilir. Onun için o acının takipçisi olacağız ve bunun mahkeme sürecinde de mutlak surette geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu cezalar yetersizdir. Hatta komiktir. Trajikomik bir durum. Bunun takipçisiyiz. Ben burada kamuoyunun da çok önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü kamuoyu baskısının bu tarz davalarda çok etkili açılışta olduğunu düşünüyorum. Açılışta söylediğiniz şey çok önemli. Dediniz ya, eskiden böyle şeylerle ilgili en azından bir gün yasımız olurdu acım. Şimdi her şey o kadar hızlı oluyor. Tam bir tüketim toplumu olduk. Yani vahşi kapitalizmin bize dayattığı bir şey aslında bu. Artık ölülerimiz için bile yeterince üzülemiyoruz. İnsani değerlerimiz yok oldu. Ya, onda bile yarış haline girilmiş durumda. Çünkü başka bir yerde başka bir şey oluyor. Ve sürekli bir atraksiyon halinde. Ülke ne zaman kafasını kaldırıp bir şey yapacak olsa hemen başka bir şeyle suni bir gündemle de... Yani çocuklara tecavüz edilen yerde hangi vakıftan diye birileri koruma şeyine giriyor. Yani böyle aileden sorumlu bakan bir kereden bir şey olmaz dedi. Bir kereden bir şey olmaz dedi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani Türkiye'deki bu cinsel sapkınlığı koruma anlayışını anlamak mümkün değil. O zaman Adalet Bakanı olan, şimdi de herhalde sözcü sanıyorum, kendisi ne demişti hatırlayınız. Düğün yapılıyor, 100 kilo, 10 kilo altın takılıyor. İşte pardon, vali gelmiş, kaymakam gelmiş, düğünde altın takmış. Böyle tecavüz olur mu dedi. Ben de hemen kendine cevap verdim. O zaman bir düğün yapalım sizin yakınlarınıza. 100 kilo altın takalım. Oluyor mu böyle bir şey? Ama vatandaşı olunca oluyor. Ama kendi yakınlarına, kendi ailelerine, kendi çocuklarına olunca ama vatandaş olursa çıkıp 9 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen bir fetva anlayışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun adı sapıklık, sapkınlıktır. Başka bir şey söylenemez.